başarmayı gerçekleştiriyorum. Hemen tamamı özel şirketlerde geçti. Son 20 yılı kendi kurduğum şirkette yönetici ortak olarak sürdürmekteyim. Onun için çok ciddi bir deneyimim var ama üstad kibir yapmak istemiyorum. Her şeyi bilirim, her şeyi gördüm, her şeyi gözlemledim şeklinde konuşmak istemiyorum. Sadece kendi bakış açımdan ama olabildiğince şeffaf, olabildiğince samimi deneyimlerimi, izlenimlerimi paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle özel sektör dediğiniz arkadaşlar çok matah bir şey değil. Yani Türkiye'deki özel şirketlerin kuruluşundan 5 yıl sonra en iyi ihtimalle %80'i pasif hale geliyor. 10 yıl sonra ise %96'sı pasif hale geliyor. Yani bir özel şirketin kurulduktan 10 yıl sonra yaşama ihtimali, 10 yıl veya daha fazla yaşama ihtimali en fazla %4. Özel şirketleri, bilgisayar mühendislerinin değerlendirilmesi, eğitimin değerlendirilmesi açısından yaklaştığımda 3 ana kategoriye bölmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu özel şirketler kendi içinde bu şekilde bakıldığında daha anlamlı değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bir, yarı özel şirketler. Bunlar kamu kuruluşu gibi olan, kamu faaliyetinde bulunan, aynı zamanda içinde sermayeler olarak da kamunun olduğu veya olabildiği ama kesin kes kamu kontrolünde, denetiminde, regülasyonunda olan şirketler. Bunlar örnek olarak vermek gerekirse savunma sanayinde çalışan şirketler. Aselsan, TAİ, STM, Havelsan gibi savunma sanayinde iş yapan şirketler. Bankalar, Merkez Bankası dahil, kamu bankaları, özel bankalar. Özel bankalar da kamu gibi çalışıyorlar. Birazdan anlatacağım. Ayrıca telekom operatörleri, Turkcell, Vodafone, Telekom, bunlar da yarı kamu gibi çalışıyorlar. Her ne kadar özel gibi görünseler. Bunlar da hem kamu otoritesi çok baskın, hem regülasyonlar çok baskın, hem denetim çok baskın. Bir de son olarak Türk Hava Yolları'nda bu birinci gruba dahil etmek gerekir. Bu birinci grubun bilgisayar mühendisliği eğitiminden ve bilgisayar mühendislerinden beklentisi arkadaşlar çok fazla değil. Çok büyük bir hiyerarşik yapı var içinde. Çok gelişmeye açık değiller. Dolayısıyla çok sıradan bir bilgisayar mühendisliği eğitimi almış, çok parlak olmamış öğrenciler buralarda daha çok kabul edilir. Çünkü ciddi bir disiplin var, ciddi bir hiyerarşi var, bir hiyerarşi yapı var. Üstelik kullanılan teknolojiler ve bilgiler de çoğu zaman çok eski, çünkü bunların çoğu çok hantal, çok hızlı hareket edemiyorlar, çok fazla regülasyona tabiler ve parlak öğrencilerin oralarda bulunma şartları, koşulları yok. Onlar da zaten bunu istemiyorlar. Çünkü çıban başı olmasını istemiyorlar. Belirli konumlar, kaslar oluşmuş, yapılar oluşmuşlar. Bunlar kendilerine tehdit olacak, kendilerini belirli şekillerde zorlayacak, hayatlarını zorlaştıracak öğrenciler istemiyorlar. Dolayısıyla son derece sıradan yetişmiş öğrencileri bir nevi aradaki hammallık işlerini, amelelik işlerini yaptıracak bilgisayar mühendisleri arkadaşlar istiyorlar. Bunlar da bir kere girildi mi, eğer o hiyerarşik yapıya, o disipline, o güvenlik ortamına, güvenli ortamına uyum sağlayabilirse bilgisayar mühendisleri arkadaşlarımız çok uzun süre, çok fazla çalışmadan iyi koşullarda piyasanın ortalamasının üzerinde maaşlarla geçimlerini sürdürebilirler. Ama tekrar vurguluyorum, çok fazla çıkıntılık yapmamak şartıyla kendilerine o hiyerarşinin, o disiplinin dayattığı bütün işlemleri şartsız, koşulsuz yapmak şartıyla. Tabii bu dediğim gibi bu benim genel gözlemim. Burada istisnalar, istisnai yöneticiler, istisnai ortamlar olabilir. İkinci grup özel şirketler ise
tam olarak özel şirketler olan, birinci grupta olmayan ve ana faaliyet alanı bilgisayar ve bilgisayar yazılımı olmayan bütün özel şirketler. Bunun içinde bütün fabrikaları, bütün restoranları, bütün akaryakıt istasyonları, bütün mal ve hizmet tedariği sağlayan günlük hayatımızdaki bütün özel şirketleri sayabiliriz. Bunların bilgisayar mühendislerinden ve bilgisayar mühendisliği eğitimi veren kurumlardan beklentileri aslında çok fazla değil. Asıl beklenti ana faaliyet alanını nasıl daha hızlı, nasıl daha verimli yapabiliriz şeklinde destekleyici faaliyet olarak bilgisayar öğrencilerini, bilgisayar çalışanlarını, bilgi işlem çalışanlarını görmekteler. Dolayısıyla onların beklentileri olabildiğince fazla çalışsın, olabildiğince o faaliyet alanını çok iyi şekilde anlasın, algılasın. Çünkü ana faaliyet alanı bilgisayar değil. Bazı yerde tekstil fabrikasında bilgi işlem müdürüdür, bazı zamanlarda metal fabrikasında, bazı zamanlarda yeni yapım atölyesinde. Bunların beklentisi bilgisayar mühendisinin ana faaliyet alanını çok iyi anlaması, çok iyi yorumlaması ve bilgisayar mühendisinin bilgisayar teknolojisini o faaliyet alanına en iyi şekilde, en uygun şekilde, en verimli şekilde, en hızlı şekilde uygulayabilmesidir. Bütün başarı kriterleri bunlardır. Dolayısıyla olabildiğince esneklik, olabildiğince her koşulda çalışma beklentileri vardır bu ikinci gruptaki özel şirkette. Üçüncü gruptaki özel şirketler ise tam bizim faaliyet alanımız sayılabilecek bilgisayar ve bilgisayar hizmetleri yazılımı, tedariği, üretimi sağlayan teknoloji şirketleri. Bunların büyük bir kısmı arkadaşlar ne yazık ki yabancı uluslararası şirketler. Ve bilgisayar mühendislerinden beklentileri çok iyi yabancı dile sahip olmaları, ürünlerini çok iyi anlayacak, çok iyi uygulayabilecek, çok iyi anlatabilecek ve desteğini verebilecek şekilde bilgisayar mühendisleri arkadaşları istiyorlar. Burada önemli ve etkin faktör İngilizce. En büyük beklentileri mesleki İngilizce. İkinci faktör de iletişim becerisi. Çünkü bunlar çok değişik sektörlere bilgisayar yazılım ürünü, iletişim malzemeleri vesaire satıyorlar. Çok değişik sektörlere kendi ürünlerini çok çok iyi tanıtıp, anlatıp ya satmalarını, ya adapte etmelerini ya da destek vermelerini sağlayan bir beklenti içerisindeler. Dolayısıyla böyle bir beklentileri. Bunların içinde küçük ve az da olsa ama çok önemli olan biz bilgisayar mühendislerinin kurduğu özel şirketler, yazılım şirketleri var. Bazılarını pas geçebilirim, hatırlamayabilirim. Eğer duyarlarsa veya söylerlerse niye bize anmadın diye kendimden şimdi özür diliyorum. Ama çok iyi örnekler var. Ankara'da örneğin bir CyberSoft örneği var. Yani teknik olarak şey yapmıyorum ama bir bilgisayar mühendisi, hatta iki bilgisayar mühendisi yine bizim süreçlerimizden geçmiş arkadaşlarımızın kurduğu oldukça büyük sayılabilecek. Yani bizim yazılım alanında biliyorsunuz çok fazla eleman olması gerekiyor. Ama yine de çok büyük şirkette olmak gerekiyor. Ama yine de bu şirketler kendi alanlarında ciddi sayıda bilgisayar mühendisi istihdam eden arkadaşlarımız. CyberSoft örneğin, Etia yazılım örneğin, örneğin BankSoft, örneğin Bilin yazılım. Bunların istediği insanlar aslında biz bilgisayar mühendislerinin çalışabileceği temel yerler. En yaratıcı, en gelişmeye müsait, kendilerini en iyi ifade edebilecek alanlar ve burada kendilerinde çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Yalnız tabii kazançlar her zaman diğer özellikle o birinci gruptaki kadar kazançlı olmayabiliyor. Burada bunların beklentilerini bu şekilde anlattıktan sonra bilgisayar mühendisliğinden benim kişisel olarak kendi deneyimlerimden beklentim. Yani son grubun son çekirdeğinde yer alan bir şirketin yöneticisi olarak birkaç düşüncem var. Onları da
paylaşmak istiyorum. Ben şimdiye kadar bu son 20 yılda kendi şirketimde çalıştığımda, beraber çalıştığım bilgisayar mühendisleri arkadaşların bilgi beceriyle ilgili hiçbir sorun, hiçbir eksiklik hissetmedim. Bu benim bilgisayar mühendisi oluşumdan da kaynaklanıyor olabilir. Ya da gerçekten bilgisayar mühendisliği eğitiminin çok başarılı olduğundan da kaynaklanıyor. Ama şöyle birkaç eksiklik ve gözlemim var. Proje yönetimi konusunda eksik geliyorlar. Hocam anlattı, proje dersi var. Benim zamanımda da vardı, daha sonraki iletişimlerinde de gördüm. Proje yönetimleri dersleri var, proje dersleri var ama proje yapıyorlar ama projenin yönetim kısmını sanıyorum arkadaşlar karıştırıyorlar. Yani onun metodolojisi, süreçleri, dokümantasyonu, kalitesi, denetimi konusunda hiç hemen hiç bilgisi olmadan geliyorlar ve bu da arkadaşlarımızda ciddi bir eksiklik, sıkıntı olarak görmekteyim. Yine çalışan arkadaşlarımda birkaç gözlemim var. Özellikle erkek arkadaşlar askerlik sorunuyla beraber özel şirkete geldiklerinden özel şirkete, çalıştığı şirkete tam olarak bağlı olmuyor, bağlı kalamıyor. Her an askere gidecek endişesi, her an hayatı değişecek endişesi nedeniyle şirkete tam bağlı olmuyor. O da onun verimini düşürüyor ve bunu algılayan şirket yöneticisi de zorunda olarak başka şekilde onun başarı ve performansını etkileyecek olumsuz davranışlar içerisinde bulunuyor. Sonraki hayatında da özellikle erkek arkadaşların araya giren askerlik döneminde son derece gelişen, hızlı gelişen teknolojinin, bilgisayar mühendisliği alanının gelişmelerinden ve uygulamalarından uzak kalan erkek arkadaşımız bir buçuk yıl sonra ayrılıp askerden geldiği zaman da bilgilerinden önemli bir eksiklik, yıpranmayla geldiği için, en azından kendini yenileyemediği için bu kez sektörde bir uyumsuzluk ve geride kalma sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Tabii bu üniversitelerimizin düşüneceği bir şey değil ama yine de burada hepimizin bilmesi veya benim söylememde yarar olduğunu düşünüyorum. Kadın arkadaşlarımız için genellikle şöyle bir gözlemim var. Çok zor çalışmak koşullarında çalıştığımız için kadınlar da, kadın arkadaşlarımız da bu zor koşullarda koşullara uyum sağlayabilmekte hem cinsiyetinden hem toplumun onlara dayattığı görev ve sorumluluklar nedeniyle erkekler kadar fazla mesai ve özel yaşamdan fedakarlık yapmakta zorlanıyorlar. Bu da onlarda ciddi bir kariyerlerinde diğer erkeklere göre eşitsiz bir durum oluşturuyor. Benim 30 yıllık yaşantımda karşılaştığım hemen hemen birkaç istisna hariç bütün kadın arkadaşlarım, kadın meslektaşlarım ya evlenmemişlerdir, ya evlenip boşanmışlardır ya da en fazla düşünüyorlar. Bir arkadaş, bir çocuk sahibi olmuşlardır. Bu çok ciddi bir gözlemim. Yani bunun belki Taylan arkadaşımızın yaptığı istatistiklerde çıkması mümkün ya da bundan sonraki istatistiklerde de çıkması mümkün. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Son gözlemim ve son söyleyeceğim, izninizle hocam, belki süremi açtım. Dışarıdan baktığımda üniversitelere oldukça karamsar bir tablo görüyorum arkadaşlar. Kendi yöneticisini seçmeyen ya da seçtiği yöneticiyi seçemeyen ya da seçtiği yöneticiyi kendine rektör olarak atanmasına izin verilmeyen, demokratik olmayan, dolayısıyla özgür olmayan bir üniversite resmi var benim dışarıdan baktığımda. Bu tabi onlarda içeride çok daha büyük bir baskı, çok daha büyük bir endişe kaynağı, huzursuzluk olacağını düşünüyorum ama benim değerlendirdiğim üniversitelerin bilim yapmaktan sadece ve sadece bu nedenlerle bile uzak olabileceği, yani kendi yöneticilerini seçememişleri, kendi yöneticileriyle yönetilmemişleri, tanımadığı, bilmediği, güvenmediği insanlarla birlikte hareket etmek zorunda olmak diye ben kendi deneyimlerimden biliyorum. Özel şirketlerde insanın çalışma hayatını, motivasyonunu oldukça olumsuz etkiler. Bir başka yine bununla ilgili üniversitelere benzer şeyim, 30 küsur yıldır
Nobel'i bir şekilde takip ediyorum. Her yıl 5, 6, bazen 10 dalda, 10 adaya, 10 kişiye veriliyor. Hemen hemen hiç bir bilim adamımıza Nobel verilmedi. Bir Aziz Sancar'ı belki hatırlayabilirsiniz ama Aziz Sancar bilim adamlığını Türkiye'de yapmış bir insan değil arkadaşlar. Yani üniversiteyi Türkiye'de okumuş, ondan sonra Amerika'da bilim gerçekleştirmiş bir arkadaşımız. Diğer türlü şeylere baktığımda hem indekslerde hem araştırma sayılarında Avrupa'nın ve dünyanın çok çok altında olduğunu üniversitelerin gözlemlemekteyim. Bir başka yine 3-4 araştırmayı incelemeye çalıştım. İlk 100'de hiçbir üniversitemiz yok, ilk 200'de hiçbir üniversitemiz yok, ilk 300'de 2 tane var, ilk 500'de 4 tane veya 5 tane üniversitemiz var. Şimdi bütün bunları topladığımızda üniversitelere çok yüklenmiş olabiliriz ya da özel hayatla, özel şirketlerle ilgili çok fazla olumsuz şey söylemiş olabilirim. Ama şunu da söylemek isterim ki üniversiteler bizden bağımsız, toplumdan bağımsız kurumlar değil. Onların bu noktada olmasından veya kendilerini geliştirmemesinden, geliştirememesinden en az onlar kadar da bizler de kişisel olarak ben de, sizler de, demokratik kütle örgütleri de, partiler de, siyasetçiler de hepimiz sorumluyuz. Üstelik onlar izole bir ortamda yaşamıyorlar, bu toplumda yaşıyorlar, bu ülkede yaşıyorlar, bu ekonomide yaşıyorlar. Hepimiz birbirimizle direkt ilişkideyiz. Lütfen bütün bu söylediklerimi direkt üniversitelere, sayın hocalarıma bir eleştiri olarak söylemeyin. Bunları geliştirmek üzere bir bilgi, küçük havuzumuza bir bilgi eklemek amacıyla söylenmiş sözler olarak değerlendirin. Bu çalıştay, bu kurultay ve bundan sonraki kurultaylar ve çalışmalar, komisyonlar aracılığıyla hep birlikte üniversitelerin yetiştirdiği, bilgisayar mühendisleri oluşturduğu bilgi, bunların kullanımı konusunda daha uzunca bir süre çalışmamız gerekecek. Hep birlikte bu süreci en iyi yerlere getireceğiz. Beni dinlediğiniz